Kütahya'daki madenlerin işletilmesi noktasında. Kütahya'nın değerleri Kütahya'da değerlendirilmeli. Fabrikanın Balıkesir'de kurulmasını kabul etmiyoruz. İyi Parti İl Başkanı Nurhan Sünel yaptığı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin yeni borç stratejisini açıkladı. Albayrak, Çinli Dalian Jinma şirketi ile etimaden anlaşması kapsamında Balıkesir'de bor karbür tesisi kuruyoruz şeklinde yaptığı açıklamaya İyi Parti Kütahya Teşkilatı'ndan tepki geldi. İyi Parti İl Başkanı Nurhan Sünel, milletvekili adayları Emre Karağ, Aynur Sezer teşkilat binasında basın toplantısı düzenleyerek Bakan Albayrak'ın açıklamasına tepki gösterdi. Toplantıda ilk konuşmayı yapan İyi Parti İl Başkanı Nurhan Sünel, Türkiye'de partiyi kurduktan sonra tek hedefimiz iktidar olmak. Muhalefet olmak için parti kurmadık ve şu anda iktidara yürüyoruz. Kütahya'da gayet iyi durumdayız. AK Parti İl Başkanı'nın çeşitli açılışlarda milletvekili toplantılarında İyi Parti hakkında saygısızca konuşmasına şimdiye kadar hiçbir şekilde cevap vermedik ve bundan sonra da vermeyi düşünmüyoruz. Bunu söylememin tek sebebi Ocak ayından bu yana yapılan bir çalışma varmış. Hükümette olan onlar. Bıraksınlar İyi Parti'yi, bıraksınlar başkasını, Kütahya'ya hizmette yarışsınlar. Ocak ayından beri planlanan Çinli firma ile etimaden anlaşması kapsamında bor karbür tesisleri kurulma çalışmaları devam etmiş. Biz bunu basına yansıdığı zaman öğrendik. Biz diyoruz ki bunlar Kütahya'daki halkın oylarını ceplerinde zannediyorlar. Kütahya için çalışmak gibi bir lüksleri yok. Sadece hedef aldıkları kitle İyi Parti. İyi Parti milletvekili adayları İyi Parti'ye gönül veren insanlar, işleri güçleri bu insanları tehdit etmek. İyi Parti aleyhinde çalışmalarını engellemek. En son 3 Haziran Pazar günü yapmış olduğumuz mitingde, mitingimizi sabote etmek için devletin her türlü imkanlarını kullanarak engellemeye çalıştılar. Kamera koydular, insanları kenarlara aldılar, seslerini kıstırdılar, arabaları dolaştırmadılar, yolu saatlerce kapatmadılar, saat 15'te araması var diyerek hiçbir arama yapmadan Meral Hanım gelinceye kadar insanları miting alanına almadılar ama bunu başaramadılar. Biz yine mitingimizi yaptık. Yine coşkulu bir miting yaptık. Ben buradan AK Parti milletvekillerine, AK Parti'nin il başkanı Ali Çetinbaş'a sesleniyorum. İşi gücü İyi Parti ile uğraşmak olmayacak. Bakın bu fabrikanın Kütahya'ya kurulması lazım. Borun tozunu, kirini, pisliğini Kütahya halkı çekecek. Gidecek fabrikada Balıkesir'de kurulacak. Biz bunu İyi Parti olarak kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Her platformda bunu dile getireceğiz. İster seçim olsun ister olmasın biz iktidar olmaya geliyoruz ve biz geldiğimiz zaman bu sorunların hepsini Kütahya'ya hizmet için gidermeye çalışacağız. Biz İyi Parti olarak Kütahya halkına söz veriyoruz. Kütahya'daki madenlerin işletilmesi noktasında, iş alanlarının açılması noktasında kesinlikle halkımızla aynı fikirdeyiz. Gençlerimize, işsizlerimize iş imkanı yaratmak tek hedefimiz. Biz iktidar partileri gibi kişilere elimizi kolumuzu sallayarak konuşma gibi hareketimiz kesinlikle olmayacak. Biz gücümüzü Kütahyalı'dan alacağız. Onlarla beraber çalışacağız, onlarla beraber proje üreteceğiz. Beraber komisyonlar kuracağız. Kütahya'nın problemlerinin hepsini masaya yatıracağız. 16 yıldan beri kaybetmiş olduğumuz tüm imkanları Kütahya'ya getirmek için hep beraber çalışacağız. Bunun için biz İyi Parti olarak söz veriyoruz, dedi. Kütahya'daki madenlerin işletilmesi noktasında, iş alanlarının açılması noktasında, kesinlikle halkımızla aynı fikirdeyiz. Gençlerimize, işsizlerimize iş imkanı yaratmak tek hedefimiz. Biz iktidar partileri gibi kişilere elimizi kolumuzu sallayarak konuşma gibi hareketimiz kesinlikle olmayacak. Çünkü biz gücümüzü Kütahya'dan alacağız. Onlarla beraber çalışacağız. Onlarla beraber proje üreteceğiz. Beraber komisyonlar kuracağız. Kütahya'nın problemlerinin hepsini masaya yatıracağız. Yıllar içerisinde en son 16 yıldan bu yana kaybetmiş olduğu tüm imkanları Kütahya'ya getirmek için hep beraber çalışacağız. Bunun için biz İyi Parti olarak söz veriyoruz.